Evet, Muazzez Abacı deyince şöyle bir duruyoruz değil mi? Türk sanat müziğinin gerçek divası. Ama Muazzez Abacı Yasemin Penceresi'ne katıldığında öyle dramatik olaylar yaşandı ki nefesinizi tutarak izleyeceksiniz. Yasemin'in Penceresi'ne hoş geldiniz. Bu akşam penceremizde Türkiye'nin kalbi Ankara'da doğan ve daha sonra sesini tüm Türkiye'nin dinlediği bir sanatçının hayatını açıyoruz. Evet, adı Muazzez desem sizin için yeterli mi? Muazzez Abacı Türk müziğini en iyi uygulayan sanatçıdır. Muazzez Abacı'nın sağlığına dikkat etmesini istiyoruz ve çok seviyoruz. Sana heybetliyle olan beraberliğini sormak istiyorum. Hala devam ediyor mu? Muazzez Abacı medyanın kendi özel hayatıyla bu kadar yakından ilgilenmesinden niçin rahatsızlık duyuyor? Evet, aslında onun çok güzel bir sesi var ve tabii ki cesareti. Kimi zaman seni seviyorum diyebilecek kadar cesur, kimi zaman da kavga edebilecek kadar. Evet, o şarkılarındaki hayatı özlüyor. Ve bu hafta Muazzez Abacı'nın hayatını gözler önüne seriyoruz. Sayın Muazzez Abacı geliyor. Buyurun. Hoş bulduk. Efendim, hoş geldiniz. Kapıların arkasında çok mu beklettik Muazzez Hanım sizi? Evet, biraz. Merhaba. Merhaba. İşte bir heyecanınızı alayım sizi. Teşekkür ederim. Karşıma. Şimdi biraz sonra programımız, daha doğrusu şu sayfayı ben açınca sizin hayatınız açılmış oluyor. Şimdi biraz sonra bu stüdyodan seyircilerimizle ve bizimle hayatınızla karşı karşıya kalacaksınız. Ne güzel. Yaşadıklarınızla, sevgililerinizle, kendinizle karşı karşıya kalmak sizi korkuttu mu? Hayır. Korkuttu. O zaman ne güzel. Bakın isterseniz şöyle yapalım. Türkiye'nin başkenti Ankara'da minicik bir bebek doğdu. O bebeğin sesini şimdi bütün Türkiye dinliyor. Bakalım Muazzez Altın. Evet. Küçücük Muazzez büyüdü ve bütün Türkiye onu Muazzez Abacı olarak dinledi. Tabii bunca yıllık hayatınızı bu kadarcık kısacık bir şeye sığdırmak çok zor. Ama sizi sevdiğiniz insanlarla bir anlamda yeniden karşı karşıya getirdik Muazzez Hanım. Çok mutluyum. Teşekkür ederim. Şimdi bu masanın üzerinde bir boks eldiveni duruyor. babanız boksördü. İlk eşiniz de boksördü. Bizim niyetimiz sizi kızdırmak değil. Hani programın akışı içinde bir şey olursa. Aslında babamın bir özelliği varmış. Boks kitaplarında yazıyor. Buranın İnan'ın bir kitabı var. Çok kendine özgü bir taktiği varmış. Aslında bu eldivenleri görünce hep aklıma yakın mesafeye gelmemek. Bir taktik, hayatın bir taktiği evet, galiba. Bir taktiği. Bunu da siz babanızdan evet, almışsınız. Evet. Efendim şimdi isterseniz tabii sizin sanatçı, biz sizin hayatınızı araştırırken Muazzez Hanım şöyle bir ikilem çıktı. Tabii ki siz Türkiye'nin ünlü sanatçılarından birisiniz. Herkesin takdir ettiği bir sesiniz var ama bu sesin arkasında da bir kadın var. Değil mi? Evet, elle tutulamayan, gözle görülemeyen bir kadın. Bir kadın var, üstelik yüreği biraz da cesur bir kadın. Şimdi ilk konuğumuzu davet ediyorum. Evet. İlk konuğum bir erkek. Evet. Ama bu erkek... Kaç erkek, kaç kadın? böyle bir ipucu vermiyorum. Bu erkeğin çok önemli bir özelliği var. Bunu ilk kez gelip burada anlatacak. 1974 yılında Ankara'da siz gazinolara çalışırken içip gazinonun arka sıralarında oturur. Sizin o güzel sesinizi dinlermiş. İnan. Evet, size olan hayranlığını hep sizi dinleyerek dile getirmiş. Hı. Sonra bu erkekle yıllar sonra karşılaştınız. Şimdi o gelecek ve nasıl sarhoş olup Muazzez Abacı'yı arka sıralardan dinlediğini anlatacak. Eminim onu görünce hatırlayacaksınız. Kapı açılabilir mi? Ben inanmıyorum. Ay, çok memnunum. Evet, Adnan Şenses. Evet, söylerlerdi. Evet. Küpelerle gidiyor. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Adnan Bey hoş geldiniz. Merhaba. Evet, şimdi Muazzez Hanım bundan haberi yoktu. Nasıl oluyordu siz 1974 yılında arka sıralarda içim Muazzez Hocayız? O zaman Adnan Bey biliyorsunuz yani Türkiye'nin en ünlü sanatçılarından biri. Estağfurullah. Ben Muazzez Abacı'nın radyo hayatından itibaren hayranlık vardı. Yani Muazzez Abacı'nın sesi, sanatı hiçbir zaman için tartışılmaz. Bu mümkün değil. Tabii bir Muazzez Abacı rüzgara esiyor. O kadar güzel bir rüzgar esiyor ki herkesi büyülemiş.
bütün sanat camiasını bilmiş. Ben de Grant'ta çalışıyorum. Ankara Grant'ta çalışıyorum. Evet. Grant gazinosunda erken çıkıyorum. Yani finali yapmıyorum. Finali işte batıcı bir kızcağızımıza veriyordum. Ben bir an evvel malzeme çok koşturacağım. Koştum. Siz bunları bilmiyorsunuz ama. Bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorsunuz. Tabii yıllar sonra bakın neyi öğreniyorsunuz. Ve geliyordum en arkada oturuyordum. Yine içkimi içiyorum. Görküdük. Hayda. Otele gidiyordum. Ben asıl Mazlum'un o programı orada aşağı yukarı bir 45 gün falan. Ben 45 gün falan alkol komasına girdim. Tabii, peki hiç mi fark etmedi bir erkek yok, her gün? Yok ama dükkan o kadar doluydu ki. O kadar dolu ki her akşam fırça alacağım dükkanı. Muazzam sahneden indiği an ben çekip gidiyordum. Gece hayatını yaşamaya devam ediyordum. Tabii ne mutlu ki bana yıllar geçti. Evet sonra Rum Elisa'da konserlerinde. Sonra bu büyük yorumcuyla, büyük üstadla, büyük sanatçıyla çok güzel bir iki yıl yaşadım. İnşallah yenildim. Olacağız, İnşallah. Olacağız, gene İnşallah. Olacağız inşallah. Tabii bu benim sanat hayatımda en güzel bir yıllardır. Yani 43 yıllık sanat hayatımda bir muhasebacı gibi büyük bir ustayla aynı sahneyi paylaşmak. Beni gerçekten sanat hayatına çok çok yukarı çıkartmıştır. Peki bu itiraf size nasıl bir his verdi şu anda Adnan Şenses'in yıllar önce? Adnan Şenses ölümsüz dost. O öyle. Hiç ölmeyen yani doğru. Pazar değil de bizimki mezara kadar bir sevgi. Ne güzel, ne hoş bir şey. Şimdi efendim tabii Adnan Şenses ve Muazzez Abacı karşı karşıya gelince biz Muazzez Abacı bir sürpriz yapacak. En iyisi bu sürprizi siz yapın. Bu çok spontane bir şey olacak. Peki. Evet. Muzanı okuyalım. Gözlerim uykuyla barıştı sanma. Sen gittin giderim, dargın sayılır. Gözlerin uykuyla barıştı sanma. Sen gittin giderim, dargın sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama. Seninki düpedüz vurgun sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama. Seninki düpedüz vurgun sayılır. Muazzez Hanım peki şöhret yolunda bu ilk basamağı açtığınızda ve çıktığınızda acaba bugünleri görebilmiş miydiniz? Hayır. Ya böyle bir hırsınız yoktu. Evet, insan hiç ümit etsin. Yani bu tahayyül edemiyorsunuz nasıl olduğunu. Hırsı çalışmak anlamında hep var bende. Hı. Ama bu dünyayı şöhret basamaklarının ya da şöhretin alayim semaya yakın o rengarenk ışıklarını içinde yaşamadan dışarıdan fark ediyorsunuz. Çok zor değil mi? Evet, şimdi hayatınızın çok önemli bir anına geliyoruz. Hayatınızda bir sürü erkek oldu. Sevdiniz, sevildiniz, evlendiniz, ayrıldınız. Ama hayatınızdaki en önemli varlık kim desem sizin için? Herhalde sabah. Evet, gerçekten annelik bir kadının en önemli görevi, mesleği ve ilk çocuğu da herhalde çok büyük bir heyecan olsa evet. Gerek Muazzez Hanım, değil mi? Evet. Şimdi sabah çok uzaklarda onu okuttunuz, büyüttünüz. Sonra da uzak ellere mesleği için gönderdiniz. Hı hı. Şimdi telefonda, değil mi? Evet, şimdi karşınızda telefonda sabah olacak eğer bağlantı kurulabildiyse. Alo? Alo? Sabah? Evet. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler. Şu anda annenle karşı karşıyayız. Evet. Ben sizi ana kız karşı karşıya bırakıyorum. Tamam. Can. Annem. Annem. Nasılsın? İyiyim bebeğim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Aha, çok memnun oldum sesini duyduğuna. Ben de öyle. Çünkü ben dedim Yasemin bağlantı kurabilir miyiz? Bana söylemedi, hayır stüdyomuz müsait değil. Kuramıyoruz falan demişti. Çok üzülmüştüm. Senin sesini çok duymak istedim bu programda.
Çok memnun oldum. İyi misin bebeğim? Canım? İyiyim annem, iyiyim. Annem, yavrum benim. Peki Muazzez Hanım, Sabah sizden bir şarkıyı çok severmiş. Vücut ikliminin sultanı sensin. Evet, diye. Çok da. Sabah da söyler aslında. Hadi bakalım annem, o zaman birlikte bir söyle. Annem hadi benim için. Anne benim çok hoşçakalın biliyor musun? Güzeldir senin sesin. Sen söyle anne. Hadi gel beraber hadi benim bir tane. Hadi. Vücud ikliminin sultanı sensin. Vücud ikliminin sultanı sensin. Efendim derdimin dermanı sensin. Efendim derdimin hadi dermanı sensin. Alo. Can. Alo. Eyvah kesildi. Bir daha ben telefonu rica edeyim. Bu arada biz konuşmaya devam edelim. Bu sürpriz sizin için yaptık görüyorsunuz değil mi? Sabah. Evet o da çok gerçek. Ona da bir anı anlatır. Çok. Yalnız. Şimdi evet bu bağlantımız kurulsa ondan sonra bütün sevginizi biricik kızınıza vermeniz. Size böyle bir şeylik yapıyor mu? Bir yükleme yapıyor mu? Örneğin onun Amerika'da olması, sizden çok uzak olması. Yapıyor. Yani bu ne kadar onun istikbali için. Katlanıyorsunuz onun. Ama yapıyor. Yani bir özellikle ondan, yani o Amerika'ya gittikten sonra çok değil mi? Beraberdik, evet yapıyor yani. Elde değil. Ya, zaman ama zaman keşke yanımda olsa dediğiniz %100. Yani onunla biz çok arkadaşız, çok anne babayız, canımız, arkadaşız. Çok şeyleri paylaşıyoruz. O yani bir anlamda dert ortağınız evet, belki, değil mi? Evlattan öte benim. Şimdi şeyle Sabah'la bağlantı kurulana kadar biz öbür konumuza geçmek istiyoruz. Daha şimdi var. Evet bir konumuz daha var. Bu konu sizin hayatınızda son derece önemli bir konu Muazzez Hanım. Hayatınızın en önemli konu şimdi bu kapıdan girecek. Evet kapı açılsın. Anne. Muazzez Hanım. Anne. Sürpriz mi yapmayın? Sürpriz. Anne. Ya tamam. Ay benim daha baktım. Evet. Tamam. Ay ciddi misin? Sana bakayım. Kurbanım. Sana ben. Dünyalar sana kurban olsun. Anam. Anam yavrum. Yavrum. Oy. O güzel. Evet, şimdi hepimiz birlikte gözyaşı dökebiliriz rahatlıkla. Her yerim, oh. Evet. Tamam, bunu bana yapma. Ne güzel oldu işte. Ay ne güzel oldu, yapmayın lütfen. Ne hoş ben bir... dedim, ben de orada olmam lazım dedim. Evet. Ay bir de Yasemin. Bana diyor ki ne olur diyorum. Belki bağlantıya sanki bir... Nasıl yalan söyledik Sabah ya, biliyorsun değil mi? Sabah bir taraftan yalan söylüyor, ben bir taraftan yalan söylüyorum. Çünkü çocukken yalan söylemeyeceğim diye acayip mariz ettim onu. Sonra acayip doğrucu doğdu oldu ama. Bunu ilk defa. Evet. Annemden bir şey sakladım, ilk defa ay Sabah, evet. Hiç kurulmadım. Neyse bir kendimize gelin. Teşekkür ederim. Canım rica ederim. Çok teşekkür ederim. Muazzez Hanım'ın hayatı olurdu orada Sabah olmaz mı? Orada Sabah olmaz mı? Ha diyorum Sabah diyorum belki bağlantı bugün de hiç, dün de hiç aramadım. Dün bir ara aramışsınız galiba arkadaş çıkmış alışverişe gitti demiş. Evet biz yani bir gün öncesinden demedim getirdi. Ki hiç bağlantı yapacağız evde dur falan demiyorum yani. Öyle deyince sen. Evet. Ay Sabah'ım güzel doktorum.
Bizim biraz psikolojilerimize bakıyoruz. Sen istersen tansiyonumuza falan bak. Hepimiz başladık. Ben bir doktorunu önce doktorunu göstersem. Biz de bir denedik çocuk. Bizim psikolojiler nasıl? Ne durumda? Şimdi gülüyorsun. Benim de ne kadar korkuttuğumu görecektim. Bizim durumlar ne kadar? Hastanelik miyiz çocuğum? Yok. İyi değil mi Seva? Durumları iyi değil. İyi, gayet iyi. Sakinsiniz. Şöyle bir lokma. Ay sabah. Ya geldi. Niye söylemiyorsun çocuğum? İşte ama nasıl söylesin Muazzez Hanım? Bu program bütün özelliği işte böyle sürprizler. Ay sabah inanmıyorum ya. Hala. Yemin ediyorum inanmıyorum. Ama siz Amerika'da değilsiniz. Yani burası İstanbul ve sabah buraya geldi. Siz Amerika'ya gitmiyorsunuz. Ciddi mi yapıyorsun çocuğum? Ciddi mi yapıyorsun? İkiz kardeşin yok değil mi sabah? Yok tamam. Sabahın ikiz kardeşim. Bu etiyle, kemiğiyle kızınız sabah. Merak nasıl yaparsın bunu ben? Niçin? Bir gece mi kaldım burada? Uçaktan inip geldim. Bir gece önce geldi. Gece ben siz yatıyorsun. Nasıl dayanıyorsun? Eyvah. Buna nasıl dayanıyorsun sabah? Yasemin programı için bir gece ben siz yatmana de. Şimdi gülletiriz. Sürpriz olsun dedik ama maalesef ay, boş olmadı. Ben bakın. De kaldım çocuğum bir gece. İşte. İnanmıyorum. Ya bir de ay, dışarı inanmıyor. Çıkmasın diye aman sabah evin kendi kaç gün kalacaksın yavrum? Bir hafta. Allah şükürler olsun yarabbim. Evet, çok mutluyum yani. Ne güzel sizi böyle mutlu görmek. Ya artık başka konu yapma. Yapmıyorum artık, son bu bitti. Ben buradan hemen gideyim. Hemen sabah oynuyor. O kadar kolay bırakmayız bu kadar size sürpriz hazırladık. Sabah ta Amerikalardan getirdik değil mi? Ay annem çok memnun oldum sabah. Evet gayet hoş. Vallahi. Şimdi sabah kendimize keşke geldik biraz. Yemekler yapsaymışız. Söyleyecektim de söyleyemedim. Biri geliyor gibi söyleseydin. Değil mi? Geçen gün bana geçen gece işte bakla, zeytinyağlı bakla tarifi yaptı. Çıktı bakla, taze bakla var harika. Hemen. Onu hemen yaptı. Hemen yaptı. Ondan sonra. Hemen yaptı. Ben sana o sahne işte burada. Biliyor ne güzel değil mi? Bir annenin ya, mutluluğu işte yani. Bu muhteşem bir şey. Ne muhteşem. Bence öyle anne. Yani iyi ki benim annem. İyi ki ben onun kızıyım. Hakikaten öyle. Her anneler gününde. Anne iyi ki benim annemsin. İyi anneler günün kutlu olsun. Öyle muhteşem bir insan. Ben çok şanslıyım. Senden onu utandırmadın sabah. Gayet hiç, güzel bir eğitim hiç, gördün. Hiç doktor ama oldun hep, değil mi? Hep duamı aldı. İki cihanda aziz olsun diye. Sütüm hakkım bir gıdım da varsa helal olsun. O müthiş bir şey. Müthiş yani. Met etmek gibi olmayayım ama. Sen de öylesin. Can. Ben hiç bir gün, bir an, hiç en ufak dünyanın öbür ucunda da olsam en ufak bir uzaklığımızı bir hiçbir şekilde. Ben biliyorum ki ben hep annemin aklındayım, annemin gönlündeyim. Her ne olursam olayım. Yani 3 yaşındayken de işte şimdi 28 yaşındayken de biliyorum ki yarın 50 yaşındayken de hep yanında annen olacak. Evet. Annenin sıcaklığı evet. Olacak. O, evet. Çok güzel bir durum. Çok güzel bir beraber. Çok çok. Sağ ol. Evet. Doyamadım zaten hastayken de yapıyorum. Değil Allah'ım mi? Yarabbim. Annenin hastalığına geldi. Sabahya doyamadım ben. Ne olur Allah'ım diyorum. Ben izin istiyorum. Hı. Şarkılar söyleyeceğim daha. Dinleyenlerim var ve pazarlıklar. Ama tabii kızınız da gerçekten bu hoş sürprize katlandı demeyeceğim. Canım İzinler ya. Aldı değil ya. Mi? Neler, ya. Neler yaptık. O, evet. Amerika tuhaf evet, çocuk. Evet, çok, evet, böyle aniden izin almak bomba çok zor. Bomba atacağım peki şimdi gayet iyi ana kızı buluşturduk. Annenin bu sevinci herhalde yıllar geçti gözünün önünden geçmeyecek sabah değil mi? Geçmeyecek. Biz her görüşmemizde de böyle oluruz. Yani ama bizim bu için, çok evet. Yani. Evet. Ben tabii biraz hazırlıklıydım. Oradan bir son ben orada birkaç gün çok heyecanlandım. Öyle aynı mi? Olacak ne olacak diye. Aramışsınız çünkü seni çağırdılar evet. Mı falan demiş değil mi sabah? Hayır sabah... Seninle bağlantı yapacaklar mı? Çağıracağımız hiç aklınıza gelmedi mi Muazzez? Hayır dedim. Dedim pazartesi günü belki bağlantıya ben seni pazar günü arar bildiririm. Pazar günü de tabii yok. Pazar günü buradaydı. Evet, pazar günü İstanbul'a geldi ve biz onu havalandan adeta kaçırdık. Vallahi anlatıyorum. Senle bağlantı. Yasemin'cim programda sabahla bağlantımız yok. Hayır, stüdyoda teknik olarak. Allah bir alet ay, var diyor. 3 ay sonra o alet gelecek.
artık bu yalana katlandık hepimiz, kusura bakmayın. Halit 3 ay sonra gelecek diyorum. Telefon bağlantısı katıyor, kurulamıyor. İsrar ediyor ama olmaz ki diyor. Sabah benim hayatım çok önemli. Ne olur bu kadar güzel geliyor stüdyodan sesi diyorum. Nasıl bir telefon bu ya? Neyse hoş. Şimdi programın sonunda siz de şöyle artık doldunuz değil mi? Doldunuz hatta acayip biraz da taştınız da değil mi? Acayip. Taştınız. Şöyle dolup taşınca Muazzez Hoca mikrofonu verin. İçinizden ne geliyorsa. Şu anda ne istiyorsanız ama bizi de böyle heyecanlandıracak bir şarkı dinleyelim Muazzez Hoca'nın. Şey var mı? Saz arkadaşımız burada mı? Ama ne olur ya. İstemiyor musun? Şu anda bana şarkı veretme. Şu sağ bacağım. Ay. Kasıldı böyle. Ya. Pardon, şu sağ mı oldu? Şu sağ mı? Ay seni mi kâhı? Bilmem lazım. Kızım, inanmaz buna. Ne şarkı söyleyebilirim? Ne şu mutluluğum, kurban olayım. Böyle zayla oyla olup çıkalım yani. Daha dün annemizin konusu. Şu sağ, valla bak. Kasıldı hiç yani. Ay dur, bilmem ne. İnan bak, kıpırdayamayacaksın dahi yani. Kıpırdayamayacağım ben. Kıpıracamayacağım. Biliyor musunuz şey, kulak dürtüsünde olan aynı şeyi anlatmış. Hikayeyi. Tesadüf. Aa, evet, pardus hikayesi çok önemli. Şu ayağım çok fena. Doktoruncum, şundan... şuradan... Bir kalkıp oturun bence. Vallahi kalkın. Siz doğru ama kalkıp oturun isterseniz, yanlış mı? Nasıl kalkacağım? Bir ayağa kalkıp oturun. Sağ yani. Ayağımmış. Sağ ayağımmış diyor sonunda. Ben böyle kalkarmışım şarkı okuyayım. Hadi kapat artık. Ay, ya. Ay şarkı bizim geldi. Kapat da şimdi. Ay dur. Evet, programımızın sonuna geldik. Allah. Maalesef bilmiyorum şu anda nasıl bir his içindesiniz. Şu anda kuşlar gibi bir yandan burada. Voltingen gene. Gene aynen Voltingen. Sabahı alıp yallah kızınızla bu gece koyun koyunca uyuyun. Allah yarabbim. Evet, ne hoş ama bu sürpriz sizi gerçekten çok mutlu etti. Bizi de bir anneyi mutlu etmek çok sevindirdi. Biraz beni korkuttunuz ama sonunda. Vallahi rüya görüyorum zannettim ya. Olmaz böyle bir duygu. Değil mi? Gözüne inanamamak duygusunu yaşadım işte. Gözlerinize gözlerime inanamıyorum. Tabirini yaşadım. Gözlerime inanamadım. Buhurim güzelim. Evet. Ben programımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bundan sonra yaşamınız çok daha iyi, çok daha mutlu olsun. İnşallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sabahcığım çok teşekkürler. Sağ tabii sizden bir anı alacağız. Anı şuraya mı? Ben sizi. Keşfediyorum. Evet. Kesmedim. Bunu ben size Uğur getirsin. Hı. Kesmeyin. Peki. Uğur getirsin diye. Hı hı. Hayatınızın sevgili arkadaşım.